yerel meclis siyasetçileri şöyle Avşin'in ses olma yönünde sorularınız varsa alabiliriz. Başkanım şöyle, daha önce de toplantılarda hemen hemen Avşin'in mevcut sorunlarını dile getirdiniz. O toplantıdan bu toplantıya kadar Afşin'de neler yapıldı, yapılanlar neler ya da yapılmadıysa niçin yapılmadı, kimden kaynaklandı yapılmadı, bunlar var mı tespit ettikler? Tabii, tabii. Takdir ederseniz size Afşin'in siyasi alanında birçok vaatler var. Seçim arifesinde, bilhassa da genel seçim arifesinde vaatler havada uçuşuyor. Malumunuz son 10 yılımızı bir sıcak su, bir soğuk su damlası vurdu. Altyapının bozukluğundan den vuruldu. 10 yılda altyapı yönünde bir adım atıldı mı? Atılmadı. Bir çözüm üretildi mi? Üretilemedi. Sıcak suyumuz geldi mi? Herhalde rafa kaldı. Soğuk suyumuz da her şeye rağmen bir adım atıldı. İnşaata başlandı. İnşallah en kısa zamanda gelir umudundayız. Hizmetin yapanlara millet şükranla anlar. Biz de aynı fikirdeyiz. Afşin için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun diyoruz. Bugün Adere su projesi başlamasına rağmen uzun vadede en az bir 3-4 senede gelir diye düşünüyoruz. Oradaki su devrisi de farklı bir boyutta. Ama Afşin'in kaderini bir Adere projesine bağlayarak insanlarımızın işte abdest alamaz, ondan sonra banyo yapamaz, ondan sonra temel ihtiyacını gideremez diye bir tek bütün umutları Adere projesine bağlamak da yanlış olur. Geçenlerde basında gördüğümüz kadarıyla mevcut belediye başkanımız işte termik santralın kömür havzasında bir iki boruyla Afşin'e su geleceğini söyledi. Bu bir sevindiricidir, yaklaşımdır. Alternatif üretmek zorundayız. Diyelim ki birinde bir arıza oldu ya da bir afet oldu. Afşin'in susuz olmasına da bir çözüm, alternatif çözüm üretimi açısından iyi olur. Onun için siyasi iradenin daha önceki Kışla'dan gelen su hattının daha yakınlarda işte devletin pompalarıyla su çıkarılıyor, temiz bir su, içmeye de elverişli araziye bırakılıyor. Hatta o suyun kömür havzasından tahliyesi için kanallar, istimlaklar yapıyor, kanallar inşa ediliyor. Biz o suyun Afşin'e bir iki boru hattına gelerek gerek içme suyunda gerekse bahçe sulamasında kullanılması daha verimli olur kanaatindeyiz. Bir an önce de siyasi irade burada bir karar alırsa en kısa zamanda da Afşin'in genel hatlarıyla su problemi de çözülmüş olur. Benim önüm Afşin'in atlasının eteğinde olmasına rağmen şu günler, dış günlerin olmasına rağmen suyum akmıyor. Kendi kuyum var. Ama ne ekmezse işte Avşin'de su problemine Avşin Belediyesi yetkili olmadığından, büyükşehir yetkili olduğundan şimdi vatandaş da iki arada bir derede kalıyor. Belediye gidiyorum, suyum akmıyor diyor. Ben yetkili değilim. Suyum akmıyor diyorum, Maraş'a gitmesi de mümkün değil. İşte ortada kalan bir sorun var. O soruna çözüm üretecek de bilhassa da siyasi iktidardır. Siyasi iktidarın da temsilcileri olan belediyelerdir. Vatandaşa tatlı dille, güler yüzle bir çözüm üretilmesi yahut da bir ikna edici bir tatlı bir sözle esirgeniyor. Diyor ki yetkili bir arkadaşım git Maraş Belediyesi'ne anlat diye hatta bir de azar işitiliyor. Bu bir yani eksikliktir, Avşin'e verilen bir kadir kıymet bilmezsizliktir. Çünkü Avşin 3-4 dönemdir siyasi bölü olarak AK Parti'ye kredi vermiştir. İnşallah bu krediler tükendiği gibi çözümde üretilememiştir. İnşallah bu tespitlerimiz bizi hayal kırıklığına uğrar. Çünkü bizim için insanımızın su içmesi önemli. Kim getirirse getirsin hepimiz Allah razı deriz. Hizmeti karşısında da minnet duyarız. Ama çözüm üretilmeden sadece siyasi programda yaparak bir 10 yılımız geçti. İnşallah bir 10 yılımız geçmez diye düşünüyoruz.